Ne altlar karıştırıyor senin bu kocan? Şimdi dayı, bir yanlış anlaşılma oldu. Ya çay bahçesine gittik diyor. Karısı bu diyor. Kızlarla çay içiyor diyor. Çıldıracağım ben. Ya sen niye gelip burada böyle durduk yeri ortalığı karıştırıyorsun ya? Bana bak. Sen geçen sefer de beni tehdit ettin. Kocamın peşini bırak dedin, terbiyemi bozmadım. Ama bu sefer susmam ona göre. Ne yaptın, ne yaptın? Ya bunun gözü göz değildi. Ben de Gamze'nin namına şey diyeyim dedim. Pes diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Alın şu cüzdanı, ne halin varsa gör. Eşlerinle ve eş adaylarınla sana mutluluklar. Ne ya? Eşleri ve eş adayları mı dedi? Gamze, yok başka çare kalmadı, yok. Ömer ne yapıyorsun? Yılmaz dayı, bakın biz... Biz... kıyamıyoruz dayıcığım bu kıza. Ne? Tabii, kıyamıyoruz çünkü mahallenin delisi bu. Ya, geçen geldi ne diyor biliyor musun bana? Ömer'in diyor terliğini ver diyor, bak saklayacakmış. Senin bayağı sapığın varmış yani ha? Yok şimdi öyle demeyelim. Öyle diyelim Ömer, geçelim burayı. Yani senin anlayacağın dayıcığım bu kız meftun buna. Ya herkesi karısı zannediyor o yüzden, kıskanacak ya aklınca. Aynen. Sana helal olsun Nurhan. Vallahi. Yani çok güzel açıkladı durumu. O manada. O zaman Ömer'in cüzdanının o kızda ne işi var? Çalmış. Çalmış demeyelim de. Almış. Hah. Görüşmek için bahane işte. Ömer, kaç hayranın var senin? Sen kızların aklını başından mı alıyorsun? Yok. Dayı estağfurullah, öyle şey olabilir mi hiç? Yok yok, yani şimdi bu da az canlar yakmadı yani. Şulesi, halesi, jalesi. Ama çok sadık bir erkektir Ömer. Vicdan, sen ne yapıyorsun burada? Ya seni hiç beklemiyorduk, hiç beklemiyorduk. Ya sen bara gelmeyince... Bara mı? Bir süre ediyor. Hah işte sen gelmeyince ben çok merak ettim seni. Aradım, telefonu da açmadın. Ay canım benim, çok düşüncelisin. Dayım geldi de biz de onu ağırlıyorduk. Evet bak sen de gördün şimdi Gamze Turp gibi maşallah. Çok tutmayalım biz seni, hadi. Yalnız bir sorun daha var aslında ama ben söyleyeyim mi söylemeyeyim mi çok bilemedim. Ne oldu? Başımızda bir deli daha var. Ama söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söyle. Söyle. Ya geçen gün bizim bara, pardon, bistroya gelen bir tane adam vardı ya. Hani tartışmıştık falan, bize bir rahatsızlık vermişti. O gelmiş, aşağıda böyle dikilmiş. Gözünü dikmiş, buraya bakıyor ya. Nasıl? Burada, apartmanın önünde miydi? Evet. Gittim yanına, sordum. Apır sapır cevaplar veriyor. Manyak mıdır nedir? Gamze. Bu lokantada seni tedirgin eden adam olmasın? Cinnet geçireceğim burada. Ya sizin sapığınız, deliniz eksik olmuyor. Bu ne ya? Ben gideyim. Anlayayım bakayım derdi neymiş. Ömer boş ver, gitme şimdi. Gitsin gitsin. Hatta ben de beraber gideyim. Ya durun gitmeyin. Ver. Başınızı belaya sokacaksınız. Ver. Hiç kimse seni rahatsız edemez. Duydun mu? Hiç kimse. Vicdan yani sen de nasıl bir zamanda geldin? Biraz zamansız oldu değil mi? Yok. Tüm sokağa baktım. Apartman içine de öyle. Gitmiş belli ki adam. Güvenlik kamerası yok mu burada? Yok dayıcığım yok. Hadi gelin, hadi gel. İçeri geçelim. Sen şu adamı iyice bir tarif et bakayım. Yani ben de bizim emniyettekilere sordurayım. Abartmayalım dayı istersen. Bak sen de yoruldun. Hadi gel eve geçelim. Ben de gideyim artık Gamze. Kız bekler. Olmaz. Sen gir içeri. Taksi çağıracağız sana. Bu saatte yalnız başına yürüyemezsin. Yok be dayı. Ben çok daha geç saatlerde nerelerden nerelere yürüdüm bir bilsen. Nerelerden nerelere? Ben taksi çağırayım. Durağı arıyorum şimdi. Hadi Vicdan gel. Geç. Kocan nerede senin? Şöyle de gelsin alsın seni. Vallahi olsa söylerdim dayıcığım ama maalesef yok.
Kızım var demiştin. Sen de mi boşandın yoksa? Yok. Yani evlenemedim ki boşanayım. Ne demek o ya? Taksi açtı. Alo. İyi akşamlar. Ben bir taksi istiyorum. Kayın Sokak Deniz Apartmanı. Tamam. Geliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geliyor. Bir dakika ya. Gamze için. Ne oldu? Ömer ne o? Ver bakayım. Üstünde koklamak için sabırsızlanıyorum. Ne yazıyor? Suratın hali ne öyle? Aa, bayağı parfüm bu Gamze. Ver bakayım notta ne yazıyor? Sevgilerle yazmış dayı, başka bir şey yok. Başlarım ben ona da sevgisine de. Kim ulan bu manyak? Evli barklı kadına parfüm almak ne demek? Evine kadar gelmek ne demek? Bana bak damat. Bundan sonra bu kızı bir an için bile yalnız bırakmayacaksın. Anladın mı? Tamam dayı, bir sakin olalım. Dayın haklı. Seni takip etmiş bu adam. Bir süre dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım diyorsun. Aynen öyle diyorum. Rezalet ya. Herifteki cesarete bak. Irz düşmanı. Bana bak Ömer. Bu kızı bir süre işe göndermiyorsun. O gelip gidenler de sağlam tipler değil o bistroya belli ki. Haklısın dayı. Yok artık, daha neler. Bir süre burnun dibinden ayrılmayacağım karıcığım. Alışsan iyi olur. Ay taksi de geldi, ben gideyim. Siz bir şey olursa haber verirsiniz. Gidince çaldır. Yani Gamze'yi ara. Eyvallah dayıcığım. Ne bakışıyorsunuz siz de? Hadi yürüyün. Tamam dayı, sen çık, biz geliyoruz. Ne gazlıyorsun adamı? Dayım buyurdu diye değil. Ben bırakmam seni. Senin bu kadar yakınına girebiliyorken bırakmam. Kusura bakma Gamze. Elini de sürme şunu. Hadi.